Herkese mutlu akşamlar. Müzik On Air magazin programında sizlerle birlikteyiz. Birazdan Selen Görgüzel konuğumuz ve saatler 22'yi gösterdiğinde de Nahide Babaşlı konuğumuz olacak. Yine müzik ve magazin gündeminde yaşanan son gelişmeleri sevgili Sevtap Gül ile birlikte bendeniz Özcan Beylan masaya yatıracağız. Ve sizlerden de gelen mesajları okuyacağız. Alttan mesaj yoluyla programımıza katılabilirsiniz. Selen Görgüzel'e sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıdan bizlere mesaj yoluyla ulaştırabilirsiniz. Biraz izleyicilerimizin artmasını bekliyoruz ve ondan sonra hemen yayınımızı başlatacağız. Birazdan Sevtap gelecek ve Selen Hanım da yayınımıza dahil olacak. Evet. Saniyeler sonra Selen Hanım'ı programımıza alacağız. Mesajlarınızı dediğim gibi alttan bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, Selen Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Valla ben çok iyiyim de ben şu canlı yayın olayını pandemiden beri hiç yapmıyordum. Çok enteresan geldi şimdi. Evet. Pandemide çok tap oldu bu. Yani herkes canlı yayın açtı, bir moda oldu, bir popüler hale geldi. Biz de sayısız sanatçıyı konu kalmıştık. Sonrasında ben de bağlanmıştım. Evet size. Evet. Biliyorum. Siz de bağlanmıştınız. Hatta Cüneyt sunuyordu o zamanlar programımızı. Sonrasında biz tekrar böyle daha yeni başladık programlarımıza. Ya Instagram'ın böyle bir samimiyeti, bir sıcaklığı var. Televizyon tabii ki güzel, farklı bir şaşası var ama Instagram'da da böyle bu program yapabiliyor olduk. Merhabalar herkese bu arada. Evet, merhaba. Bu arada yeni şarkınız çıktı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. Çok güzel mesajlar geliyor alttan bu arada bakıyorsunuz. Evet. Şarkının yayın ve yapım sürecini ve şu anki izlenmelerle ilgili nasıl gidişatı var? Şöyle bir kısaca sizden bir alabilir miyiz? Vallahi şarkım çok güzel gidiyor. Zaten benim bu konuyla ilgili herhangi bir şüphem yoktu. Çünkü bu şarkı yıllar öncesinde çok değerli ve çok büyük bir ses Muazzez Abacı tarafından yorumlanmış ve zaten çok sevilmişti. Şarkının söz ve müziği de Serdar Ortaç gibi büyük bir beste fabrikatörüne ait olduğu için, evet. Önemli bir besteye ait olduğu için de merhaba. Merhaba, hoş geldin Selin Hanımcığım. Zaten yani herhangi bir şüphem yoktu şarkının yani sevilmeyeceğine dair ama sadece şöyle bir endişem vardı. Tabii ki ilk yorumlayan kişi o kadar büyük bir ses ki hani beni böyle kıyaslamasalar falan diyordum. Çünkü öyle bir haddim yok yani kıyaslanmak gibi. Zaten farklı bir sound ve yeni neslin alışık olduğu, yeni neslin beklediği bir altyapı formuyla hazırladığımız için de Allah'tan hiç öyle bir kıyaslamayı bilinçli dinleyici yapmadı bile ve direkt hemen dinler dinlemez çok sevdiler. Klibi çok sevdiler. Klip gerçekten bir sinema filmi gibi oldu. Ben önce teaser'ı paylaştığımda insanlar şey zannetti. Aa, Selen Görgüzel yeni bir diziye mi başlıyor acaba falan diye. Fakat şimdi klibi izleyince de çok da teşekkür ettiler şundan dolayı. Artık çok böyle kliplere biliyorsunuz emek verilmiyor. Onların da normal olarak anlayabiliyorum. Artık kliplerin izlenmediğini düşündükleri için böyle neredeyse cep telefonuyla klip çekip YouTube'a adı veriyor insanlar. Ben de özledim. O yüzden de biz bu kadar güzel sanat yapıp iyi bir prodüksiyonla çok ciddi güzel bir çalışma yaptık.
Bizi sevenlere, bizi dinlemek isteyenlere değer vererek dişimizi tırnağımıza takıp yapmaya çalıştık. Karşılığında almaya an itibariyle başladık şarkı yayına girer girmez. Selin Hanım, %100 katılıyorum. Özellikle klibinize değineceğim. Selim Akar imzalı muhteşem bir klip olmuş. Hakikaten dizi ve film tadında. Eski yıllarda Deniz Ekel vardı yönetmen. Biz klibini böyle keyifle izlerdik. Ve sizin klibinize aynı dizi ve film tadında muhteşem olmuş. Şarkı ismi umumda değil, Serdar Ortaç imzalı. Basın PR'ı sevgili değerli Özgür Aras yapıyor ve bülteniniz geldi. Bülteninizde şöyle bir cümle gördüm. Selen gör güzel, inşallah aşık olacağım. Evet ya, yeter artık. Evet, istiyorum. Ya çünkü aşkı aslında büyük bir insan bir lüks, böyle biraz böyle esprili bir dille dile getiriyor. Tebessüm ediyoruz ama hani bu acıktım su istiyorum demek kadar normal ve doğal bir şey. Çünkü insan aşksız olmamalı. İnsan nasıl susuz olmamalıysa insan aşksız da olmamalı. Aşk insanın hayatının motivasyonu için çok önemli bir şey. Çok önemli bir destek. Ve bu olmazsa bence zaten olmaz. Çünkü Yaradan bizim doğamızı böyle yaratmış. Yani biz yalnızlık Allah'a mahsus bir şey. Aşk tabii artık çok dejenere oldu kelime anlamı. Anlamını yitirdi bu sosyal medyadan sonra ama ben hala eski nesil kafada düşünenlerdenim aşkı. O yüzden de benim hayata daha böyle sıkıya asılmam, yaptığım işlere daha böyle motivasyonumun artması için evet artık bir aşk gerekiyor yani. Evet benim en büyük aşkım klasik ve standart olacak belki. Evet işim ama işimi de aşkla bütünleştirirsem düşünün neler olabileceğini. Ya evet. Sabahları göreceksiniz beni ama şöyle bir durum var. Şimdi ben soruları görüyorum da bir taraftan cevapsız da bırakmak istemiyorum. Sabahları olmasa bile öğleden sonra görseniz olur mu? Sabah uyanmak çok zor. Ne olur. Galiba bir problem geliyor Selen Hanım. Var mı şeyler? Evet. Var. Katılıyorum buna. Sabah kalkmak gerçekten zor. Yani Beyaz TV ile ilgili o zaman ara verdiğinizi ben düşünüyordum ama ara vermediniz. Sanırım program bitti. Yeni bir programa başlayacaksınız galiba. Evet. Yani program bitti derken program yeni ekibiyle beraber şahane bir şekilde devam ediyor. Hava Hanım katıldı. Hava Hanım çok sevgiler. Kendisine çok beğeniyorum. Sevgili Aleyna'nın annesi çok tatlı bir kadın. Evet. Süper enerjili bir kadın. Vallahi ben böyle enerjisi şahane insanların hepsinin böyle hayatımda olması için dua ettim ve bu dualarımın böyle kabul olduğunu görmenin de büyük mutluluğunu yaşıyorum. Sabah programına gelince ben aslında 96 yılıydı galiba. Tabii daha reşit bile değil. 15-16 yaşlarındaydım ben televizyon hayatına başladığımda. Televizyon tandansı esas. Televizyonda çok ciddi bir geçmişim var. O yüzden de illaki bu televizyona sirayet ediyor. Yapacağım da, yapmak da istiyorum. Çünkü ben televizyon çocuğuyum. Ben hala dijitalde çok konumlandıramıyorum kendimi. Ben seviyorum o televizyonun profesyonelliğini. Televizyonda özlenen, istenen o sanatçılarla seyirciyi birleştirme ama camı kaldırarak. Çünkü bana cam koyamazsınız hiçbir iletişimimde. Bunu kabul eden tüm sanatçıları başımın üzerinde ağırlayacağım. Çok keyifli bir yayın hazırlığındayız. Ama şu anda yeni şarkıyla çok meşgulüm. Ama televizyon programı da var planlarımız arasında. Çok kısa bir zaman içerisinde hayatımıza girecek. Fakat söylemezsem olmaz defteri kapandı. Hayırlısı olsun, muhteşem. Mutlaka televizyonda kalmalısınız. Ben sizin analizlerinize hayranım. Evet. Muhteşem analizleriniz var. Severek takip ediyorum ve severek izliyordum ben size. Özellikle Bilal Özcan'la olan atışmalarınıza da ayrıca bayılıyordum gerçekten. Teşekkür ederim. Ya aslında tabii Bilal Özcan benim büyüğüm ve abim. Biz onunla en nihayetinde bir jenerasyon farkı yaşadığımız için orada aslında biz Bilal ve Selen değil, jenerasyon çakışıyordu. Oradaki durumu da çok doğal bir şekilde yansıtıyor olmamızın getirdiği samimiyet belki de sevildi.
Hiçbir şeyi farazi ve kendi kişisel hırslarımla, egomla yapmıyordum yorumlarımı. Hayati tecrübem, gördüklerim ve geçirmişliklerimle kurduğum empati bana bazı yorumları yaptırdığı için bu kadar içselleştirildi ve sevildi. Hayata bakış açımı da yansıtmış oldum. Bunu da tanıtabilmek benim için çok güzel oldu. Buna ihtiyacım vardı açıkçası. Çünkü yanlış bir algı, farklı bir şey vardı benle ilgili. O program bu tabuyu yıktığı için açıkçası ben çok teşekkür ediyorum tüm yayın arkadaşlarıma, Beyaz TV'ye. Evet, yani gerçekten televizyonda her daim kalmalısınız. Analizleriniz tek kelimeyle muhteşem. Teşekkür ederim. Çok Magazin mersi. sizsiz, Beyaz sizsiz bomboş diye bir mesaj gelmiş. nasıl? Magazin sizsiz bomboş diye bir mesaj gelmiş. Magazin diğer kısımdayım şu anda. Ha, onu diyeceğim. Yani siz mesela magazinde sunucu olarak yer alıyorsunuz ya, aslında yaptığınız açıklamalar ya da yaptığınız her şey bir olay oluyor. Bir magazin bombası oluyor aynı zamanda. Çünkü doğruları söylüyorum ve insanlar doğru konuşulmasına çok alışık olmadıkları için şaşırıyorlar. Hep böyle gerçekleri gizlemek gibi bir adetimiz oluşmuş. Nedenini bilmiyorum. Yalan söylemeyi daha kolay buluyorlar. Yalan söylemeyi daha dürüstmüş gibi, saklamayı daha dürüstlük gibi addeden bir kafa yapısına inat, hayatı gereksiz ciddi alanlarla eğlendiğim bir platform benim magazin. Çünkü bir arkadaşınızın eğer çok kötü bir görüntüsüne siz nezaket zannettiğiniz sahtekarlığa iyi niyet diyorsanız iyi göründüğünü söyleyerek bu benim fıtratıma uyan bir şey değil. Ben bir arkadaşımı seviyorsam hayatım bu sana yakışmamış bunu değiştirmen gerekiyor diyecek kadar dürüst olmayı daha doğru bulduğum için bu fıtratımı da ekrana yansıttığım için böyle magazin değeri taşır oldu. Çünkü insanlar doğru konuşmuyorlar. Doğru konuşan da şaşırtıyor insanı. Bu da beni şaşırtıyor tabii. Ha işime geliyor tabii. Teşekkür ederim. İlgileniyor olmak tabii ki çok güzel bir şey ama yani doğru söylediğim için bu kadar reaksiyon almak şaşırtıyor. Evet, çok dobrasınız ve bu dobralığınız aslında bazen böyle hani başınıza bir iş açıyor mu hiç? Öyle bir olumsuz bir şeyle karşılaştınız mı? Yani dobralığım yüzünden başıma gelebilecek herhangi bir olumsuz bir şey benim umurumda olmaz. Şarkımdaki gibi. Umurumda değil. Sonuçta yasal anlamda da ben zaten hakkı, hukuku ve nezaket kurallarını da bildiğimi düşündüğüm için herhangi bir insanın hukuki ve özgürlük alanını müdahale etmeden yapıyorum bu dobra tavrımı. O yüzden de bu benim başıma iş açamaz. Yani çok çok dobralığımdan dolayı insan kaybediyorsam o insanları zaten kaybedeyim mümkünse. Evet. Peki ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi şarkıcılık devam ediyor bir yandan. Peki ekstra böyle bir oyunculuk düşünüyor musunuz? Oyunculukla ilgili çok keyifli sinema filmi teklifleri geldi, gelmeye de devam ediyor. Fakat söylemezsem olmaz devam ederken maalesef kabul edemedim. İki tane çok güzel sinema filmi vardı. Çok böyle içim ah diye gitti o projeler. Çünkü şehir dışında çekiliyordu. Benim de hafta içi her gün yayınım olduğu için onları kabul edemedim maalesef. Önümüzdeki Eylül ayında çekilmesi düşünülen bir sinema filmine bir yükseldim. Şimdi onun senaryosunu okuyorum ama daha henüz yani herhangi bir şey yok. Ne kabul edilmişlik var, teklif var, senaryoyu okuyorum. Bakalım ama benim önceliğim şu anda müzik, sahne ve şarkılarım. Neden bu? Çünkü kendimi daha rahat ifade edebildiğim bir platform müzik. Evet belki sesim bir Celine Dion değil ama ben şarkıları bence yorumlayarak, sahnede bence ifade ederek bir özgürlük alanı yarattım kendime ve çok güzel bir iletişim köprüsü kurdum beni sevenlerle veya sevmek için mücadele edenlerle, neden seviyorlar diye merak edenlerle. Oradaki iletişim beni çok mutlu ediyor açıkçası. Oyunculuk da benim çok büyük aşklarımdan ve sevdiğim meslek dalım. Eğitimini aldığım, yıllarımı verdiğim bir meslek dalı. Fakat şu andaki bazı bu işi tutan, çok özür dileyeceğim, hazırda sosyal mecradayız. Çok da hoşlanmadığım bir üslup böyle argo kullanmak ama
hak eden bir üslup olduğu için bazı geri zekalı yapımcı yönetmen ve kas direktörleri yüzünden ben Türkiye'nin en büyük starı olmak üzereyim. Yoksa mütevazi bir oyuncu olarak hayatıma devam edecektim. Fakat benim estetikli olduğumu iddia edip veya çok magazinel bir kimlik olduğumu iddia edip birçok projeden benim reddimi bir şekilde sebep oldular. Bu kadar çok projeden red yemek de ister istemez biraz küskünlük yarattı açıkçası. Ama müzik ve sahne beni çok güzel kucakladı. O yüzden de kendimi çok 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 mutlu hissediyorum orada. Ama bu yapmayacağım Evet. anlamına gelmiyor. Sahneler devam ediyor tabii bir yandan. Tabii mesela Bodrum'da Kirpik'teyiz. Bodrum'dan bizi şu anda izleyen seyircilerimiz varsa, seyirci mi deniyor? Şimdi ben gerçekten pandemiden beri İyice. yani şu anda takipçilerimiz varsa 8 Mart Kadınlar Günü'nde şeydeyiz, Kirpik'teyiz Bodrum'da. Ondan sonra zaten Ramazan geliyor ve ben Umrumda Bir şarkısından bir 2-3 ay sonra tekrar bir Arabesk diye bir şarkım daha çıkacak. Şimdi onun hazırlığına da giriyorum. Ramazan'da onun için stüdyoya gireceğim. Ondan sonra sahneler tabii Ramazan'da ara vereceğiz ama şarkıcılığınız kadar oyunculuğunuz da harika. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sahneleri çok seviyorum. Sahnelerde hem dans edip hem şarkı söyleyip hem de interaktif bir komünikasyon içerisinde olan şu anda Türkiye'deki belki de tek sanatçıyım diyebilirim. O anlamda da hiç mütevazılık yapamayacağım. Çok özür dilerim. Fakat karşılığını da gelenlerin takdiriyle zaten alıyorum. Maddi manevi alıyorum, şükürler olsun. Müzik bundan sonra benim majör işim diyebiliriz o yüzden. Şarkı da çok güzel gidiyor. Umurumda değil. Serdar Ortaç'ın biliyorsun Evet. şarkısı ve ben bu şarkıyı Serdar Ortaç'tan alana kadar canım çıktı. Serdar Ortaç'a ulaşana kadar canım çıktı. Çünkü onunla şey gibiyiz yani ben sanki Türkiye'deyim, o Amerika'da yaşıyor gibi. Ondan Ona daha sonra hızlı bir ulaşma yöntemi var artık. TikTok'ta canlı TikTok. yayına bağlanacaksınız. Evet dedim ki TikTok. dedim acaba şey mi yapsak? Serdar'a ulaşabilmek için acaba TikTok'tan mı ulaşsam falan. Bir şaka bir yana. Sağ olsun hiç kırmadı. Çok değerli ve en iyi şarkılarından birini bana emanet etti sağ Evet. olsun. Ben tabii ki onun sağlığı için duacıyım. O daha sağlıklı, daha ayakları yere basar bir şekilde görmeyi çok arzu ediyorum. İnşallah. Amin. Ama Amin. onun o haliyle biraz ulaşıp bir şey halledebilme aşaması biraz uzadı. Can Atayılmaz yaptı altyapılarımızı. O da müthiş bir müzisyen, süper bir aranjör. Harika bir ekiple çalıştı. Klibimi Selim Akar çekti. Onun da acayip bir hayal dünyası var ve hayal dünyasını hep çalıştığımız projelerde şahane bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili Özgür Aras çok güzel yönlendirmeleriyle yanımda. Çok değerli arkadaşlarım var. Radyoda sevgili Refik var. Dijitalde sevgili Semih var. Sağlam bir ekipleyim. O yüzden sırtım yere gelmez. Şarkım da 10 numara 5 yıldız. Onun arasında da böyle fake hesaplardan falan böyle bot hesaplardan abuk subuk yorum yapan arkadaşlara da zaten bu ekip ve bu başarı sadece gülüyor o kadar. Evet, umurumda değil'i seçme sebebiniz neydi? Bu arada hani Serdar Ortaç gibi erkek bir vokalistten sonra kadın vokalistinin yorumlaması gerçekten cesaret isteyen bir şey ki hakkıyla bunu yerine getirmişsiniz. O kısmı ayrı. Ama neden Cesaret isteyen bu şarkıyı aslında Serdar Ortaç değil biliyorsunuz Muazzez Abacı gibi dev bir ses okudu. Yani evet, o sesten sonra gerçekten doğru. esas cesaret isteyen konu buydu. Ama ben zaten yani böyle eleştiri oklarına hazır bir mekanizma geliştirdiğim için ve kendimi ifade edebilme cesaretim ve özgüvenim olduğu için neyi neden yaptığımı çok iyi bildiğim için bu cesareti gösterdim. Muazzez Abacı başka bir şey. Benim yorumum ve benim altyapım, benim sound'um başka bir şey. O yüzden de zaten hani kıyaslayan insan bilinçsiz kıyaslar. O da çok umurumda değil.
Onun dışında ki zaten profesyonel kıyaslayacak insanda neyi neden ne şekilde yapıldığını algılar zaten. Benim hedef kitlem onlar. Benim hedef kitlem akıllı insan gerçekten. Ben artık aptal insanla uğraşamıyorum. Ve ben bilgiyi aktarıyorum. Ben görevimi yapıyorum. Onun dışında aptallık ve cehaletle uğraşmak mecburiyetim hiç yok. Elimden geleni yaparım. Aktarımımı yaparım. Alan alır, almayan almaz. Umurumda bile değil artık. Gerçekten herkes kendi çöplüğünde boğulsun. Hiç kimseyle uğraşacak halim yok artık. İsteyen istediğine. Benim Bu şarkı. hedef kitlem bir kendisini geliştirmeye hazır, özgüvenli ve akıllı insanlar. Benim aptal insanlarla işim yok. Tahammülüm de yok aptal insana. Bu şarkı bir nevi de artık mesaj niteliğinde de diyebiliriz. Yani aslında hiçbir şey umurumda değil diyor Selen Görgüzel bir nevi. Yani Bu hiçbir şey demeyelim. Yani birçok şey umurumda değil tabii ki. değil. Yani çok güzel. Aslında bazı bir takım şeylerin de gerçekten umurumuzda olmaması gerekiyor bu anlamda. Ben en çok şunu merak ediyorum Selen Hanım ve mesajlarda da sürekli o soruluyor. Magazin programına ne zaman başlayacak ve hangi kanalda bilgi verin diyorlar. Sizden bir tüyo alalım en azından ne zaman hangi saatlerde olacak falan bir tüyo verin ya. Arkadaşlar şu anda kanalım belli değil. Bir yapım şirketiyle görüşüyorum. O yapım şirketimin takdiriyle, onların pazarlama yöntemleriyle belirlenecek bu kanal. Evet, birkaç tane kanal var bir işbirliğine girmek isteyen ama ben bu anlamda karar merci değilim. Şu kanal olsun, bu kanal olsun diye. Önemli olan doğru kanal olsun. Beni doğru ifade edebilme özgürlüğümü bana versin. Ondan sonra doğru prodüksiyonu kurabilme imkanı versin. Biz şu anda işin bu teknik aşamalarındayız. O yüzden ben şimdi size böyle vaatte bulunup şu tarihte şu kanalda başlıyorum diyemem. Ama program başlayacak. Program için ciddi hazırlıklar, görüşmeler ve irtibatlar var. Fakat bunun doğru yerde, doğru konuşlanması için şu anda iş görüşmeler aşamasında. Ama tabii ki yapılacak yani bu. En olmadı YouTube'da yaparım ya. Evet, mahrum bırakmayın gerçekten hayranlarınızı, izleyicilerinizi. O güzel Hanım değil analizden. benim. Benim hepsi dostum, arkadaşım. Ben hiç kimseyi hayran olarak nitelendiremeyecek kadar herkesi kendi bir parçam halinde görüyorum. Ne kadar Seveni de sevmeyeyim. Çok samimi söylüyorum. Yani bazen kendi akrabalık ilişkisi içerisinde kuramadığım samimiyetimi şuradaki gönül bağı kurduğum takipçilerimle veya kurduğum arkadaşlıklarla yapabiliyorum. O yüzden ben bunu bir hayranlık değil, bir gönül bağı olarak nitelendirmeyi daha doğru buluyorum. çok güzel söyledin gerçekten. Katılıyorum size de bu anlamda. Peki bu sonraki çıkacak arabesk şarkınızla ilgili vereceğiniz bir tüyo var mı? Kapınızda hangi sanatçıdan ya da Şimdi daha henüz umurumda değil konuşurken arabeske daha hemen geçip ilgiyi ve algıyı dağıtmak istemiyorum açıkçası. Şu anda gündemimizde umurumda değil var. Serdar Ortaç'ın bundan 20 sene önce Muazzez Abacı tarafından seslendirdiği umurumda değil. Yıllar sonra benim yorumumla ve yeni jenerasyonun alışık olduğu, beklediği bir sound ve altyapıyla Can Atayılmaz'ın yaptığı aranjeyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Sevgili Selim Akar da bunun şahane bir klibini çekti. Şimdi hedefimiz bu umrumda değilin hedef kitlesine doğru anlamda, doğru zamanda ulaşması temennisi. Bununla ilgili her şey hiçbir zaman sanatta tamamlanmaz ama tatmin edici boyuta geldikten çok kısa bir süre sonra da öbür şarkıya geçtiğimizde onun yayınında anlatırım onu. Ah çok seviniriz. Gerçekten ben ama çok merak ettim yani şu an bakalım sabırsızlıkla bekleyelim o zaman. Gerçekten onu da çok seveceksiniz. O da acayip böyle ters köşe bir şarkı olacak. Çok güzel. Birkaç tane soru alalım arkadaşlardan. Bence çok detone biri. Ayhan Bingöl. Bence çok detone. Olabilir arkadaşım. Ben detone oluyor olabilirim.
sonuçta detone dediğin şey şarkıcıya mahsus bir şey. Normal bir insanın detone olup olmaması değerlendirilmez. Ben şarkıcıyım, detone de oluyor olabilirim ama çok olmuyorum. Arada oluyorum. İbrahim Tatlıses'in de olduğu gibi, Ajda Pekkan'ın da olduğu gibi, Sezen Aksu'nun da olduğu gibi. Aynı zamanda 3 saat hiç ara vermeden tek başıma hiçbir dansçı olmadan dans edip şarkı okuyorum. Hem de öyle sizin bugüne kadar yansıtılan çok büyük starların sahip olduğu o altyapılar, o milyonluk mikrofonlar ve Tonmeister sisteminde ve altyapıyla değil. Gerçekten 5 tane müzisyen arkadaşım, mekanın temin ettiği bir mikrofon, bir vokal arkadaşım ve 3 saat non-stop dans ederek ara vermeden şarkı okuyorum. O yüzden detone de olabilirim. O da çok insani bir şey. Beyaz TV sizi nasıl kabul etti? Beyaz TV ben onları kabul ettiğim için etti. Buyurun. Beyaz TV'yi niye bıraktınız diye bir soru var. Ben Beyaz TV'yi bıraktım demeyelim. Yani oradaki TV herhangi bir kanal da bile olsa süreç ve uygun olan bunu gerektiriyordu. Çünkü en dürüstçe açıklama şu, tüm samimiyetime inanın, ben o kadar erken uyanamıyorum. Uyandığım zaman çok iyi olmuyor benim için. Çünkü benim işim ve yıllardır vücudumun biyoritmi gece geç yatmaya, bir tık da geç kalkmaya alışık. Ve şimdi 8-9 aydır ben sabah saat böyle 5.30-6'larda kalkıp karanlıkta evden çıkıp gidip bir anda makyaj ve bir anda böyle hararetli konuların içerisine girmek. Evet çok güzeldi, harikaydı ama benim vücudum biraz jetlag oldu öyle söyleyeyim. Onun dışında da benim çok değer verdiğim arkadaşlarımın çok emek vererek yaptığı bir iş söylemezsem olmaz. İyi ki de öyle bir ekiple, iyi ki de sizlerle bir araya geldim. Fakat ben oraya Bilal Özbilge bizim yapımcımız onun ekibi olarak konumlandık. Sevgili Bilal de bir rahatsızlık getirdi. O rahatsızlığından dolayı da nekaat süresi biraz daha uzuyor. Doktoru onun biraz daha dinlenmesi gerektiğini söyledi. Bu arada da tabii ki programın başına birisi gerekiyor. Doğal olarak kanal da oraya bir yapımcı takdir etti. Ama o yapımcı arkadaşla da bizim devam etmemiz etik olarak zaten doğru olmayacaktı. Ben Ocak ayı itibariyle kanaldan rica etmiştim. Artık hani şey yapamıyorum, zorluyor beni diye. Ondan sonra fakat sevgili Bilal rahatsızlanınca tabii ki devam ettim, bırakamadım. Ondan sonra da yeni arkadaş gelince de görevi teslim ettik. Yeni arkadaşlara bıraktık. Onlar şu anda devam ediyorlar. Nasıl devam ediyorlar? Hiçbir fikrim yok. Umarım keyiflidir, iyidir. Ama benim bir fikrim yok yani nasıl olduğuna dair. Evet. İlginç bir mesaj gelmiş. Onu bir okumak istiyorum ama konuya dair bir bilgim de yok bu arada. Yanlış bir bilgi varsa da affola. Özür dileyerek söylüyorum. Bugün evli bir adam engelledim dediniz. Halen aşıkmışsınız o kişiye. Özür dileyerek yazıyorum. Kusurum varsa çok özür dilerim diyor. Öyle bir şey mi oldu? Ben kaçırmışım öyle bir şey olduysa. Ya ben bugün sabah aramızda kalmasın sevgili Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçıvan'ın sunduğu programda konuktum. Orada böyle sohbet aşamasında aşk ve ilişkilerle ilgili bir konu geçtiğinde birisinden etkilendiğimi fakat etkilendiğim insanın evli olduğunu öğrenince de kendimi çekip hiçbir şekilde hiçbir irtibata girmediğimi açıkladığım için o sorudur muhtemelen. Evet. Yani evli bir insanla beraber olmamın imkan ve ihtimali olmadığı için de ben de evli olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde karşılıklı bir hoşlanma oldu. Fakat evli olduğunu öğrenince hiçbir şekilde şey yapmadım, görüşmedim. Her yerden de blokladım ki herhangi bir irtibata mal vermemek için. Şöyle bakıyorum. Türkiye'de gerçekten sanat camiasına ben de varım. Benim de yerim olmalı diyor musunuz? Veya da olduğuna inanıyor musunuz demiş bir izleyicimiz. Sanat camiasında ben de varım derken daha ne kadar olabilir bilmiyorum yani. Yalnız ben gerçekten sizin sahnenizi çok merak ediyorum. Buyurun. Videolarda çok denk geliyor karşıma. Ya mutlaka bir gün izlemeye geleceğim sizi. Sosyal medyada denk gelen
sahne performansım gerçekten böyle şey gibi, Zulu kabilesi kertenkelesi gibi bir kadın görüyorsunuz 5 saniyelik. Ama orada total anlamda bir koreograf ve bir performans var. Onu bütünsel izlediğiniz zaman oldukça keyif verici bir halde. Fakat böyle ben bile böyle videoyu izlediğim zaman Allah'ım diyorum, bir daha hayatta oynamayacağım falan diyorum. Ama doyanıp, çünkü ben sahnede çok eğleniyorum ve eğlendiğim için de eğlendiriyorum. Atıyorum tam böyle deli gibi zıpladığımız ve çıldırdığımız bir anı, abi birisi çekiyor, koyuyor, sanki ben öyle dans ediyorum gibi Evet. şekilde yansıyor. Ama olsun, beni gelen izleyen ne olduğunu. Dediğim gibi benim zaten hedefim akıllılar olduğu için aptallarla. Ne bir şey yazmış bir arkadaşımız. Neden sanatçılar, oyuncular hiç fakir bir insanla aşk yaşamaz? Fakir olmaz mı? Yurda gül yiğit alp. Ben yaşadım, fakir bir sevgilim oldu benim. Yani hiç öyle olmaz diye bir şey yok. Arkadaşlar, böyle kategorize etmenin anlamı yoktur. Teşekkür ederim. Yani fakir zengin diye bir şey yok. Şimdi sanatçı olduğunuz, ya yani sanatçılık görsel bir işe hizmet ettiğiniz zaman ister istemez renkli bir hayatınız ve renkli bir dünyanız oluyor. Ve bu renkli dünyanın bazı giderleri oluyor. Eğer yanınızdaki partneriniz kadın veya erkekse, size bu anlamda ayak uyduran, psikolojik olarak biraz böyle şey olabiliyor, kendini kötü hissedebiliyor. O yüzden olmuyordur. Yoksa fakirmiş, zenginmiş değil. Gerçekten en önemli zenginlik, bakın bunu klişe ve böyle laf ola beri gele olsun diye söylemem. Şu yürek zenginliği var ya, öyle adam olur ki cebinde parası olmaz ama iki lafıyla öyle karizmatik, öyle güçlü bir duruşu vardır ki size yemin ediyorum, trilyonluk bir adamdan çok karakterli bir kadını çok daha büyük aşık edebilir kendine. Bu Evet. insanın kendisinde bitiyor her şey. Ya burada kategorize zengin fakir. Benim vallahi bir tane sevgilim vardı. Böyle bir gün sigara alacağız. Sigara alacak paramız yok. Çocuk böyle cebindeki 1 liraları falan böyle çıkartmaya çalıştı da işte sigara için para böyle topladık ettik falan. Ondan sonra hiç öyle bir durumum yok yani. Aşkın Ne olmaz. yaşı da olmaz, parası da Sanatçılarınsa olmaz. nasıl? Aşkın yaşı da olmaz, parası da olmaz. Bence de. Aşk kelime anlamını biraz yitirdiği için ve biraz dejenereleştiği için aşk değil ama gerçekten bu heyecan duygusu var ya karşı cinsle Evet. yaşadığınız. Bu iletişim keyfi ve aşk, sevgi, alışkanlık, bu çok paha biçilemez bir duygu ya. Hele mesela bir hastalanırsınız, böyle başınıza okşayan o kişinin yanınızda olduğunu bilmek falan, çok kıymetli duygular bunlar ya. 50 tane spor arabaya bin, adam sana öküz gibi davransın. Yemişim öyle zenginliği yani. Ama bilinçli ve akıllı, farkındalığı yüksek insanların yaşadığı her iletişim çok kaliteli. Bunun parayla ölçülür bir tarafı yok. Dediğim Evet. sadece şu, maddi olanakları hayat şartlarında idame etmeye imkan vermiyorsa sorun değil. Daha Evet. konuşacak Bir, mısınız? son 5 dakika. Bir izleyicimiz Peki. daha şey demiş çünkü. Ya Abla diyor, Ayhan Bey, sevgilin var mı? Lütfen cevap ver demiş. gelen bir kitle var mı? Bir dakika. Şimdi Ayhan Bey bana takmış. Mesela benim bu oyuncularımdan bir tanesi. Türkiye'de sesinizden etkilenen bir kitle var mı? Ben hiç duymadım. Selen Görgüzel'in şu şarkısına hastayım diyen biri. Ayhan Bey, benim zaten hayat amacım kimseyi hasta etmek değil, iyileştirmek. O yüzden bana kimse hasta olmasın. İyi olsunlar beni dinleyip. Siz de iyi olun. Allah sizin yüreğinize de iyi niyet versin. Ben hiçbir zaman bir Sibel Can veya Ebru Gündeş olduğumun iddiasıyla bir şarkıcılık misyonu üstlenmiyorum. Ben total olarak hem şovla hem yorumla bir bütün hizmet sunuyorum. Bir bütün hizmet veriyorum beni dinlemeye gelenlere. Ayrıca şarkıları da çok güzel yorumluyorum. Ayrıca benim gönül salıncağımı, iyisini mi, efendime söyleyeyim, Abbas'ı mı, bir dakika mı, imdatı mı, çocuk kadını mı, ayrılmayalım mı ve şimdi umurumda değil mi seven, içselleştiren, listelerini alan, o kadar çok seven dinleyici var ki, varsın siz sevmeyi verin. Ne yapayım?
Size de zorla kendimi sevdirecek halim yok. Ama beni bu kadar sevmiyorsanız ve benimle ilgili bu kadar soru işaretiniz varsa benim bulunduğum canlı yayında da aportta beklemeyin bana laf geçirmek için. Çünkü siz bana laf geçiremezsiniz. Çünkü umursamam. Umurumda değil. Umursamam ki. Bu arada bir... Umursamam bu arada. Ben bu arada yazıları yok edemiyorum. Sizin üstünüzden geçiyor hepsi. Birisi şey demiş, kızıyla da canlı yayınlar bekliyoruz. Anne kız çok tatlılar demiş. Ayhan Bey utandırdınız beni, çok iyisiniz demiş. Siz de hemen yola geliyorsunuz bakıyorum. Ayhan Bey çok tatlıyım. bu arada abla Bey, sevgilim var Ayhan mı? Ayhan Bey ben sahneme davet ediyorum. Ayhan Bey ilk sahnemde lütfen misafirim olun, oldu mu? Bu arada kızımla yayın yapmam imkansız bir şey. Çünkü ilk Naz benim kızım. Kesinlikle hiç sevmiyor bu platformları. Çok başka bir dünyada onun işi, gücü, hayata bakışı. O yüzden bilmiyorum. Bir gün belki. Umut ediyorum. Evet, bir izleyicimiz de abla sevgilim var mı lütfen cevap ver demiş. Sevgilim yok. Olursa ilk zaten mutlaka böyle cayır cayır çıkarım ortaya. Ayhan Bey düet yaparsak olur demiş bu arada. Sahneye alırım ben sizi Ayhan Beyciğim. Evet. Şimdi Ayhan bu arada tenzih ediyorum. Bugün yayında da söyledim. Ne kötü biliyor musunuz? İnsanın hevesiyle yeteneğinin doğru orantıda olmayışı ve bu hevesini bir şekilde gerçekleştirmiş insanlara duyulan haset duygusu var ya, çok tehlikeli ve bu maalesef Instagram veya sosyal medya gibi platformlarda yapılan yorumlardan kendini çok belli ediyor. Mesela şimdi bir yorum yapan birisine bakıyorum ben, atıyorum müzisyen, bir şey yapamamış işte, atıyorum belki konservatuar okumuş, belki gerçekten çok güzel sesi var falan ama bir şekilde fark edilememiş veya zannettiği kadar yetenekli değil, tamam mı? Ve birileri bir gün çıkmış. Ama o insanın da nasıl çıktığının hiçbir önemi olmuyor o insan için. O konservatuvar okudu ve gitar çalıyor ya, ya da işte şarkı okuyor ya, bitti. O insanın emeği yok. Direkt böyle inanılmaz hakaret boyutunda, acayip böyle aşağılayıcı, haset kusan yorumlar yapıyor. Peki yap kardeşim, rahatlayacaksan, o elde edemediğin başarı o yorumlarla seni tatmin edecekse yap, ben bile kendime küfür edeceğim. Ama bir şey değiştirmiyor. Bir şey değiştirmek istiyorsanız hedefinize giden yolda emek etmeye, üretmeye devam edeceksiniz. Başarmış insanları aşağı çekmeye çalışarak bir şey elde edemezsiniz. Çekemezsiniz de, adı üstünde başarmış. Başarıyı güneş balçıkla sıvanmaz. Boşu boşuna vakit kaybı, kelime sarfiyatı, zaman kaybı. Onun yerine üret abi, üret, üret. Bana yazdığın o hakaret yerine yaptığın bir işi at bana. Ben seni fark edeyim, elinden tutayım. Bir sürü çevrem var, birilerine götüreyim seni. Belki faydam olacak. Bu iletişimi gerçekten bu anlamda... da keşke insanlar kullansa. Hakaret platformu oldu Instagram ya. Ne geçiyor abi elinize yani? Hiçbir şey. Vallahi ne bileyim, ben her zaman iyi niyetinde iyiliğin kazanacağını düşünüyorum. Ben bundan ödün vermeyeceğim. Kim ne yaparsa yapsın. İşlerimde de iyi olmaya, emek vermeye devam edeceğim. Şarkımla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Bu arada özel hayatıma çok giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, Yurdakul Yiğit Alp'iyiz. Sosyal medya kullanmayı maalesef çok doğru bilmiyoruz. Hepimiz, yani ben dahil olmak üzere. Şarkıyla ilgili sorularınız varsa onları da cevaplayayım. Onun dışında da müsaadenizi isteyeyim. Çünkü benim şu anda içeride ekibim var. Bugün şarkımız çıktığı için onunla ilgili bir kutlama yemeğindeyiz. Bugün tabii özel bir gün. Aylardır emek verilen bir şeyin şu anda böyle meyveleri yeniyor bugün. Herkese çok selamlar o zaman bizden de. Evet. Tekrar tebrik ediyoruz. Bol dinlenmeli olsun şarkınız Selena'nın. Başarılarınız daim olsun. En kısa zamanda televizyonlarda tekrar magazin programlarında sizleri görmeyi istiyoruz. Ben size bir tüyo daha vereyim. Magazin programlarında mı bilmem ama şu an
bireysel yine televizyonda bir şov olacak. Güzel. Neden o kadar önem düşük ya abicim? Benim biraz tek başına olmam lazım. Valla merakla bekliyoruz. O zaman benim şarkımı biraz siz söyler misiniz? Bakayım ne kadar dinlemişsiniz şarkımı. Benim sesim çok kötü ama ben hiç söyleyemem. Fark et. Dinleyici sonuçta eşlik edeceksin. Bu akşam Siz söyleyin bize eşlik edin size biraz kubbe. Siz bir kubbe bir dakika. söylerseniz biz eşlik ederiz. Böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi farz edin ki benim sahneme geldiniz ve ben mikrofonu uzattım size. Siz de mikrofona uzatılan kısmına eşlik ediyorsunuz. Bu akşam günleri evde bıraktım. Bıraktım. Örkütüp sarhoş oldum. Doldum. Umurumda değil. Elim de Değil. değil. Elim de değil. Seni kucakladım. Yer Yerde bıraktık. Ağzınla kuş tutsam umurumda değil. Hey, bravo! Harika! Valla ben bu sesle şarkı söylediysem tamam. Arkadaşlar, herkesin sesi güzeldir. Önemli olan doğru kullanmaktır. Bunu unutmayınız. Çok mert. Sizi öpüyorum. Katılımcılarımızı da çok 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 öpüyorum. Şarkılarda buluşalım, sahnelerde buluşalım, ekranlarda buluşalım. Şarkımı dinlemeye devam ediniz efendim. Yorumlarınızı şarkıyla ilgili olumlu veya olumsuz ama hakaretsiz olmak kaydıyla lütfen yapmaya devam ediniz. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi Sevgiler. akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sevgili Selen Görgüzel konuğumuzdu. Valla ben de canlı yayında şarkı söyledim. Yani normalde söylemem, canlı yayında söyledim. Evet. Selena'nın çok güzel kattı o şarkı. Bir anda o öyle söylediğini dedim ki hiç şarkının sözlerini hatırlamıyorum ama hemen çıktı hafızalardan. Yolu açık olsun, başarısı daim olsun. Kendisi de programcılığa dair tiyolar verdi. Yakında belki de sadece tek başına belki bir program yapacağına dair bir sanki sinyal çaktı. Ben öyle anladım. Merakla Tek başına bir bekliyoruz bakalım. şeyler mırıldandı Selena'nın. Bakalım. Yakında inşallah magazine dair güzel programlar izleyelim. Yani magazin gündeminde takip ediyoruz. 5 dakika ara verelim istersen Özcan. Yayını kapatsak tekrar diğer konuklarımızı almak Olur. üzere olur. Öyle yapalım. Nahide Babaaşkı'yla görüşürüz o zaman. Tamamdır. Birazdan görüşmek üzere.